Tüm silahların ruhsatları polis takibi esnasında alınmıştır. Teknik Bilim Araştırma Vakfı mensuplarına yönelik düzenlenen polis operasyonu öncesinde 2016 yılında açılan dava dosyası kapsamında başlayan 2 yıllık teknik bir takip gerçekleştirilmiştir. Burada dikkat çekmek istediğimiz önemli husussa 11 Temmuz 2018 operasyonuyla gözaltına alınan arkadaşlarımızın büyük çoğunluğunun silah taşıma ruhsatlarını söz konusu emniyet takibinin sürdüğü 2016-2018 yılları arasında almış olmalarıdır. Silah ruhsatlarının emniyet birimlerimiz tarafından aylarca yapılan tahkikatlar, kapsamlı araştırmalar sonucunda ancak ve ancak hiçbir sabıka kaydı bulunmayan, yasalara saygılı, güvenilir vatandaşlarımıza verildiği herkesçe bilinen bir gerçektir. Nitekim bu gizli soruşturmanın sürdüğü dönemde asayiş, terörle mücadele, narkotik gibi emniyet birimleri silah ruhsatı başvurusunda bulunan arkadaşlarımızın bu başvurularını onaylamakta bir mahsur görmemişler. Buradan da anlaşılmaktadır ki 2016 yılından 2018 yılına kadar 2 yıl boyunca soruşturmayı yürüten emniyet birimlerinin ortada suç örgütü diye bir şey olmadığı konusunda en ufak şüpheleri yoktur. Aksi takdirde suç örgütü şüphelisi olduğu düşünülen insanlara silah ruhsatı verildiği anlamı ortaya çıkar ki bunun asla mümkün olmayacağı çok açıktır. Silahlı suç örgütü oldukları iftiralarıyla karşı karşıya kalan arkadaşlarımızın silah ruhsatı almalarında hiçbir sakınca olmadığına dair rapor veren valilik makamımız ve emniyet birimlerimiz 70 tabanca ve 23 tüfek sahibinin hiçbir sabıkası olmayan, hiçbir suça bulaşmamış, suç şüphesi dahi bulunmayan, devletine bağlı, vatanına, milletine saygılı, kanunlara riayet eden, doğru, dürüst, güvenilir, ruhen ve fiziken sağlıklı, itidalli insanlar olduğunu tasdik etmişlerdir. Bu anlamda söz konusu ruhsatların her biri açıklayıcı bilirkişi raporu niteliğindedir. Resmi makamlarımız arkadaşlarımızı aklayan 93 ayrı bilirkişi raporuna imza atmışlardır. Kısacası ortada silahlı suç örgütü diye bir şey olmadığı devletimiz tarafından da açıkça teyit edilmiş durumdadır.